Bir de annesini arayan Aysel'cim vardı biliyorsunuz. Aysel annesini aradı ama ne yazık ki annesinin hayatta olmadığını öğrendi. İşte bak geç kalmayın dedi ya Güler. İşte biz 1,5 yılla ne yazık ki annesini bulmakta geciktik. Ne yazık ki annesi hayatta değildi. Ama dün ona dedim ki annen hayatta değil ama 6 kardeşin daha var. Anne duy sesimi ne olur. Bir kere göreyim seni. Henüz 3 aylık bir bebekken kendisini terk etse de hiç görmediği annesine olan özlemi hiç bitmemişti iki çocuk annesi Aysel Hanım'ın. Müge Hanım ben de anneyim. Ben de eşimden ayrıyım ama çocuklarımı bırakmıyorum. Şuram bize vermiyor. Anne özlemi var. Büyük bir heyecanla Müge Anlı'nın vereceği haberi bekliyordu Aysel Hanım. Sana bugün galiba herhalde en güzel hediyelerinden birini vereceğim. Annenin fotoğrafı. Ay ben ay elleri titriyor, kıyamam, otur. Dayanamayacağım. Gerçekten bu mu? Evet. Annesinin fotoğrafına sıkı sıkı sarıldı. 38 yıllık özlemini dindirmeye çalıştı. Senin annen Yaşar Bey'le evlenmiş, 4 tane çocuğu olmuş. Evet. Rukiye, Ayşe, Ali, Şerife. Rukiye Hanım vefat etmiş. Ayşe, Ali ve Şerife hayatta. Seni bıraktıktan sonra bir başka birliktelik yaşamış. Oradan da Mustafa, Murat, Hüseyin isimli çocukları dünyaya gelmiş. Yani 3 tane daha da erkek kardeşin var senin. Yani toplam senin şu anda hayatta olan 6 kardeşin var. Senden hiç haberleri yok ve dediler ki biz şok olduk. Hiç annen zaten ilkleriyle de görüşmemiş. Bakalım Şerife seni hatırlıyor mu? Çünkü Şerife telefon attığımızda. Abla. De bakalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Şerife abla? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Sadece annesinin fotoğrafı değil, kardeşleri de bulunmuştu. Acı haberi ilk kez sesini duyduğu ablasından aldı. Annem yaşıyor mu? Annem yaşamıyor hayatım. 2 sene oldu vefat edeli. Şimdi başka kardeşlerim var. Tabii böyle anne başlarında olmayınca o kardeşler de birbirlerinden çok kopuk büyümüşler. Aslında onlar da bir arada değiller. Ama belki sen vesile olursun onları İnşallah. Da bir araya getirirsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum size. Olsun anne yarısıdır abla. İnşallah ablanla kucaklaşırsın. Tanışmak istiyorum. İltifatımı kurmak istiyorum. Stüdyoyu bekliyorum. Efendim aslında öyle enteresan ki bir telefon geliyor ve diyor ki telefondaki kişi ben Müge Anlı'dan arıyorum. Sizin bir kardeşiniz var ve sizi arıyor. Nasıl diyor yani hani ben bilmiyorum ki. Düşünebiliyor musunuz hayat ne kadar enteresan yani evde otururken. Bir anda değişiveriyor işte, evet, yaşam. Yani Şerife'ye de öyle oldu. Aysel bir Şerife ismi biliyordu. Evet. Ama tabii hiç hatırlamıyordu çünkü annesi onu bıraktığında 3 aylıktı. Şerife de onu bilmiyordu. Çünkü annesi Aysel'i bıraktığında Şerife de 1,5-2 yaşında olmalı. O da ondan habersizdi. Ama sen dün onunla telefonla konuştun, abla dedin. O da o şaşkınlığıyla yine seni kırmadı. Yani şey çok zor. Senin bildiğin bir abla var ama o abla seni hiç bilmiyor. Evet. Yani zor bir durum. Isparta'da yaşıyordu Şerife ablan. Evet. Buna rağmen dedi ki ben geleceğim ve kız kardeşimi kucaklayacağım. Gel bakalım ayağa hadi. Ablanla, alkışlarla ablan Şerife Hanım stüdyomuza gelecek. Sen de onu göreceksin. Güzel değil mi? Anne kokusudur, olsun. Bak ablan.
Anne kokusu var anne. Adam o bebeğim. Ablam, ablam. Ablam. Ablam benim. İyi ki geldin. Aynı anneme benziyorsun. Benziyor muyum? Çok. Çok benziyorsun. Ablam. Hep dua ediyordun. Bir ablam olsun, bir abilerim olsun diye. Şükürler olsun Allah'ıma. Şükürler olsun. Aşkım. Ya Rabbim bu nasıl bir şey ya? Ay yıllar ilerledikçe ben de daha duygusal oluyorum galiba. Yani seneye falan uzun bir müddet ağlaya ağlaya yapacağız programıma gibi geliyor yani. Artık tutamıyorum tamam kendimi. Artık tamam mı? Tamam mı? Gözyaşlarım dinecek artık değil mi? Dinecek. Tamam. Nasıl bir bağ yani? Aile bağı dediğimiz şey nasıl bir bağ? Bir gün, iki gün önce birbirini hiç tanımayan iki kişinin bir anda bir bütün olabilmesi. Ve bunu görüyoruz burada canlı evet. Canlı. Evet. Çok benziyorum çok. Anneme. Çok. Hadi gelin buyurun. Ayırmak da istemiyorum ama. Hoş geldiniz Şerifeciğim. Ay canım benim ya. Çok teşekkür ediyorum.